Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Gigatet'in C530 IP deck telefonunun kurulumunu anlatacağım. Biz bu telefonun kurulumunu yaparken IP Central olarak Karel kullandık. Karel üzerinde göstereceğim. IP Central'in çok fazla önemi yok aslında. Daha çok işlemleri, bakın şu telefonun arayüzünde yaptığımız işlemler var. Genel olarak diğer Central'lerde de muhtemelen aynı şekilde kurulumu yapılabilir diye düşünüyorum. Bununla ilgili internette çok bir doküman yok. Ben de bu şekilde bir doküman hazırlayıp sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Almış olduğumuz telefon Gigaset C530 IP deck telefon. Yine Gigaset'in farklı modelleri de olabilir. Onları da muhtemelen benzer şekillerde kurabilirsiniz. Hani biz bu telefonu baz aldık. Öncelikle telefonumuzun kutu içerisinden neler çıkıyor? Telefonun kendisi, bakın telefonun altında bir şarj ünitesi. Şu enerji kablosunu bakın okla gösterdim. Bu enerji adaptörü çıkıyor. Yani 3 parça burada var. 3 parça da burada var. Data kablosu, enerji kablosu ve bakın şu. Buna ne deniyor? Baz istasyonu olarak adlandırıyorum ben bunu. Öncelikle ne yapıyoruz? Telefonumuzun bakın şarj ünitesi var ya alt kısmı. Buna enerji kablosunu bağlıyoruz. Telefonumuzu da üstüne oturtuyoruz. Şarj olmaya başlıyor. Daha sonra şöyle de bir mouse'la gösterdiğim üzere bunun şu şekilde bir neyi var? Baz istasyonu var. Baz istasyonunda internet kablomuzu bağlıyoruz. Aynı network'te olmak zorunda. Yani bizim santralimizde aynı network'te olan bir data kablosunu buna bağlıyoruz. Ve enerji kablosunu bağlıyoruz. Biz bunu IP Central'a bağlı olarak kuracağız ama muhtemelen bu telefon normal analog şekilde de kullanılabilir. Yani direkt arkasında bu yanda data girişi var. Arka tarafında da analog girişi var. Bunların da bilgisini ek bilgi olarak sunayım. Resimli bir anlatım çıkarttık. Yani şu şekilde kurulumunu yapmış olduk. Deck telefonumuzun şarj ünitesi. Şarj ünitesi şu 220'ye giden bir adaptörü var. Daha sonra bu şekilde baz istasyonunun yine 220 volta giden bir adaptörü var. Bir de data bağlantısını yaptık. Sizin eğer IP santraliniz yoksa bunu doğrudan RJ11 kablosuna bağlayabilirsiniz. Telefonumuzu taktıktan sonra elimize alıyoruz. Telefonun menüsüne giriyoruz. Şu taraftan şu orta tuşa basınca menüye girer. Ve karşımıza böyle bir menü karşılar. Menüde ayarlar, yani çark işareti, tıklıyoruz buna. Buna tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda kayıt seçeneğini buluyoruz. Kayıtın üstüne tıklıyoruz. Yani burada ne yapacağız? Baz istasyonuyla telefonu eşleştirmesini yapacağız. Baz istasyonunu arayacak telefon. Bu kayıta bastığımız anda basıyoruz. Bakın şu kayıta. Bu el cihazını el terminaline kaydediyor aslında. Yani baz istasyonunu eşleştiriyor. Bir istasyonu vardı ya, şöyle göstereyim hatta size. Şu baz istasyonu, bu ikisini eşleştirmemiz gerekiyor. Bunun için kayıta tıkladık. Bu kayıta tıkladıktan sonra baz istasyonu arıyor. Baz istasyonu düğmesine de basılı tutacağız. Bu el cihazını kaydet tıklanır. Baz istasyonu aramaya başlayacak. Eşleşecek baz istasyonunun üzerinde bir düğme var. Bakın diyor ki eşleşecek baz istasyonu aranıyor. Kayıt modunda olan bir baz aranıyor. Kayıt modunda bakın şu bizim baz istasyonumuz var ya. Bulması için bu düğmeye basılı tutacağız. Çünkü kayıt modunu almak için bu düğme kullanılıyor. Bu düğmeye bastık. Bakın kayıt modunda olan baz istasyonu aranıyordu. Ve karşımıza ne geldi? Pin geldi. Buldu. Eşleşti. Diyor ki şimdi bir pin yazın ki eşleştireyim. Pin kısmına da biz 4 tane 0 girdik. 4 tane 0 girip daha sonra tamama tıklıyoruz. Buraya pin olarak 4 tane 0 girdik. Kolay olsun diye. Cihaz kayıt oldu arkadaşlar. Bu cihaz üzerinden artık otomatik IP alacak. Bu baz istasyonu var ya. Baz istasyonu network kablosu bağlı olduğu için bu el cihazı IP alması gerekiyor baz istasyonundan. Bunu öğrenmek için de cihazın üzerinden network ayarları var. Bu kısma tıklayıp otomatik aldığı IP'yi öğreniyorsunuz. Daha sonra bir web tarayıcısı açıyorsunuz. Google Chrome olur, Internet Explorer olur. Bunu açıyorsunuz. Adres çubuğuna bakın ben şunu yazdım. 192.168.34.199. Bunun yerine farklı bir IP adresi de olabilir sizde. Artık cihazınız, o elinizdeki telefon var ya, ne IP alıyorsa ekranda görüyorsunuz. Bunu buraya yazıyoruz ki şu cihazın arayüzüne bağlanabilelim. Çünkü bir tane IP alıyor ve bakın şu baz istasyonu aslında IP alıyor. IP adresi öğrenilmek için ayarlar. Telefonumuzun üzerinden IP adresini öğrenmek için şu yolu takip edin. Onun resmini koymadım. Ayarlara giriyorsunuz. Sistem ayarlarına giriyorsunuz. Yerel ağ altında IP adresini öğrenebilirsiniz. Otomatik aldığı IP adresini web tarayıcısındaki bakın adres çubuğuna yazıp cihaz arayüzüne bağlanıyoruz. Cihaz arayüzümüz bakın şu. Telefon üzerinden bulduk bu IP adresinde. Yani tekrar ediyorum, ayarlar, sistem ayarları yerel ağ kısmından. Yani telefonunda takip edeceğimiz yol bu. Eğer telefon üzerinde IP'yi bulmayı bilmiyorsanız.
Telefon üzerinden IP adresini bulup tarayıcıya yazıyoruz ve arayüzüne giriyoruz. Karşımıza böyle bir ekran çıkıyor. Burada bize pin soruyor. Pin girmiştik ya telefonda. Yine buraya 4 adet 0 giriyoruz ve OK diyoruz. İngilizce de bırakabilirsiniz veya Türkçe seçeneği varsa Türkçe kullanabilirsiniz ama Türkçe dil desteği yok diye biliyorum. Daha sonra 4 tane pini girdik, OK dedik ve bizi böyle bir ekran karşılıyor. Gigafet C530'un ekranında. Settings kısmına giriyoruz. Bakın burada ayarlar yapacağız çünkü. Settings kısmında Connection tabına tıklıyoruz. Bakın Settings tabına geldik ya burada. Connection tabına tıkladık. Telefonu IP altında, telefon sekmesi altında Connection diye bir sekme daha var. Burada IP1 vereceğiz biz buna. Bakın IP1'i edit diyoruz. Mouse'u takip ederseniz umarım görünüyordur burada. Burada telefon connection kısmında IP1'i editleyeceğiz. Çünkü buna bir bu IP1 üzerinden telefon ayarlarını yapmamız gerekiyor. Yani santralimizi göstermemiz gerekiyor. Bu edit dedikten sonra birinci IP connection'ı editliyoruz. Telefona bir numara vermemiz gerekiyor. Telefon olarak biz 1002 numarasını seçtik. Vermek istediğimiz numaraya giriyoruz buraya. 1002 connection name or number. Yani bağlantı ismi veya number girmemiz istenir. Authentication name'e yine telefon numarasını girdik. Şu password kısmı önemli. Burada santralinin bize verdiği şifre var. SIP şifresi. Birazdan o şifreyi bakın şurada da kullanıyoruz. Şurada girdiğimiz şifreyle aynı. SIP şifresi. Bunu santralinizi kuran arkadaş biliyordur. Bu şifreyi bilmezseniz bu işlemi yapamazsınız. Ya da santralle aynı olan iki şifre de kullanılabilir mi bilmiyorum ama bu şifre bizim santralcimiz tarafından verilmişti bize ilk kurulum sırasında. Onu kullanıyoruz. Burada 1002, username'e 1002 girdik. Ekranda gözüken de 1002 olsun dedik. Ekranda numarası gözüksün. Username olarak da numarası gözüksün istedik. Bunları tek tek değiştirerek bakın display ekranında farklı bir isim görünmesini isteyebilirsiniz. Biz numara kullandık orada. Bunu da girdik. Daha sonra bakın ne yapmamız gerekiyor. Burada şu authentication kısmına santralcinin bize verdiği password'u girdik. Domain name kısmına santralin IP'sine giriyorsunuz. Server adresi de santralin IP'sine giriyorsunuz. Bizim IP santralimizin IP'sini yazacağız biz buraya. 192.168.8.6. Buraya da 8.6 yazıyoruz. Port'u değiştirmedik. Standart geleni bıraktık. Register server kısmında yine santralin IP adresi yaptık. Bunları hep aynı girdik. Diğerlerine dokunmuyoruz burada. Port'u aynı bıraktık. Register time'ı aynı bıraktık. Bakın burada setun diye bir şey var. Adres. Buraya da santralimizin. Yani şu 4 alana mouse'a 1, 2, 3, 4. Santralin IP adresine giriyoruz. Şu 3 noktaya hatta şu 4 noktaya da vermek istediğimiz numarayı şuraya da santralcinin bize verdiği şifremizi giriyoruz. Daha sonra burada set kısmına tıkladığımız anda telefon üzerinde yapmamız gereken adımlar bitiyor. Yani bu kadarcık arkadaşlar. Daha sonra bizde Karel IPG 500 vardı. Bunun arayüzüne giriyoruz. Burada bakın numaralar çıkıyor. Aslında biz 1002 demiştik de sonradan o numaraya 1010 yaptık. 1010 yaptık. 1010 yaptık yani. 1002'ye gelip buradan şu kısmında santralin bakın şu SIP şifresi kısmı var ya. Tabi santralde ek abone ayarlarına girdik biz. Sizin santraliniz Türkçe olmayabilir, İngilizce olabilir, Karel olmayabilir, farklı bir santral olabilir. IP santraliniz. Santrale girip ek abone ayarları diyoruz. Verdiğimiz numara 1002 idi aslında ama 1010'u işaretledik. Burada daha sonra numara değiştirmiştik. O yüzden farklı görünüyor. Onu söyleyeyim. SIP şifresini şuraya giriyoruz. Verdiğimiz numaraya. Hangi numaraya? Burada 1002 yok. O yüzden 1010 hazırda varmış. Arkadaş onu kullanmış. Yani yapacağımız işlemler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Bu işlem normalde dışarıda yaptırmaya kalsanız tonla para verecektiniz. Biz elimizden geldiğince yardımcı olalım. Kendi yapmak isteyen bir kaynağa ulaşabilsin istedik. Hani bu işlerin hepsini kendiniz yapsanız dışarıdaki adamlar da para kazanamazlar. Artık ayrı mevzu. Servis ücreti alırlar. 250-300 lira en az. Bu işlem için. Sizi kendi yapıp IT'ci arkadaşlara lazım oluyor. Dışarıdan da servis her zaman çağıramıyorlar. Anlık çözümleri gerekiyor. O yüzden bu işlemin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istedim. Temel olarak özetlemek gerekirse yaptığımız işlemi. Aldığımız telefon bizim buydu. Gigaset'in telefonu. Temel adımları özetleyeceğim sadece. Nasıl yapıldığını zaten uzun uzun anlattım. Tekrar dinlemek isteyen videoyu tekrardan baştan dinler. Zaten bununla ilgili bir videomuz vardı arkadaşlar. Neden şimdi bir video daha çektin derseniz. O videoyu biz elimize telefonu alıp gelişi güzel bir şekilde çekmiştik. Hani adım adım bu şekilde resimli anlatım üzerine anlatmamıştık. Öncelikle gittik. Gigaset C530 IP telefonumuzu aldık. Bunu bir kere IP santralde mi kullanacaksınız? Yoksa normal analog santralde mi kullanacaksınız? Bunu bilin. IP santrali olunca
Santraliniz yani cep telefonunuza giren eğer Ethernet kablosuysa RJ45 ise muhtemelen IP santral kullanıyorsunuzdur. Eğer masadaki diğer telefonlarınıza bakarsanız RJ11 yani telefon kablosu giriyorsa üçlü ya da ikili. Bu da analog santraldir. Bunun temel olarak farkını bir bilelim. Bu telefon çünkü hem analog hem de IP olarak çalışmayı destekleyen bir telefon. Ki ben bunu ilk aldığımda DAC telefonu aradığımda Karelcilere sordum. Karel Türkiye'den çalışan bir arkadaşlara danıştım. Yok çalışmaz kardeşim dedi. Bir bayisine sordum, büyük bayisine. Yine bunu vermedi, çalışmaz dedi. Gittik biz aldık, denedik. Baktık Karel santralle uyumlu olarak çalıştırabildik. Yine biz de doğuştan bunları bilmiyoruz. Bir yerden öğrenmişizdir kesin. Yine internetten ya İngilizce kaynakta muhtemelen kurulumunu öğrenmişizdir. Ya Türkçe de olabilir. Sizlerle paylaşmak istedik. Bilgi paylaştırıcı olur. Telefonumuzu aldık. Bağlantılarını yaptık. Güç ve data bağlantısı. İki tane güç ve bir tane data bağlantımızı yaptık. Daha sonra ne yaptık? Güç ve data. Telefonumuz çalıştı. Enerji aldı. Ekranı gördük. Daha sonra şu baz istasyonunda telefonumuzu eşleştirdik. İkinci adım bu. Bakın birinci adım telefonun güç bağlantısını yapmak. İkinci adım baz istasyonuyla telefonu eşleştirmek oldu. Üçüncü adım ikinci adımda kaydettik. İşte eşleştirme yaptık. Üçüncü adıma geçelim. Baz istasyonu ikinci adımda eşleştirdik. Gayet basitti bu da. Üçüncü adım bir pin belirledik. Pinimizi belirliyoruz üçüncü adımda. Bu pini biz 4-0 yaptık. Muhtemelen bunu biz belirlediğimiz pini santral tarafında telefonun arayüzüne falan kullanıyoruz. Ya da default'ta 4-0 da gelebilir. Bundan tam emin değilim. Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Pin girdik bir tane. Biz 4 tane 0 girdik. Siz 4-0 veya 4-1 kullanabilirsiniz. Kendinize göre değişir. Biz burada standart haline getirdik ki 4-0'ı herkes bununla yapsın. Atıyorum bir ITC değişti ya da yeni bir yere gittiniz. Standart olarak her yerde kalsın. Edge cihazını kaydettik. Yani 3. adımda pin girmiştik. 4. adım telefonun arayüzüne bağlanmak. Yani DAC telefonumuzun. Bunun için IP'yi alıp arayüzünden bakın şu ayarlar sistem yer altında. Geldik web arayüzüne bağlandık. 4. adım da buydu. 4. adım web arayüzüne bağlanmak oldu. 5. adım şu settings kısmındaki ayarları yapmak. Şu edit deyip connection kısmında IP1'e edit deyip 5. adımımızda şu ayarları yapıyoruz. 5 adım bakın. 5 adım. 5. adımda ayarlarımızı yapıyoruz. Buraya telefonun numarasına girdik. 1010 aslında bizim de 1002 görünmüş burada. Ayrıca neyi bilmemiz gerekiyor? Santralin SIP şifresine girdik. 5. adımda yaptığımız 3 işlem var. Telefon numarasına girmek, santralin SIP şifresine girmek, santralin IP adresine girmek. Başka hiçbir bilgiye ihtiyacımız yok. Telefon numarasını bilin, santralin IP adresini bilin ve SIP şifresini bilin. 6. adım son adımımız. Santralinin arayüzüne girip numaranın üzerinde SIP şifresini kaydetmek. Şimdi şurada şöyle bir durum var. Burada iki tane şifre kullandık. Bir tanesi PIN, birinci şifremiz, ikinci şifremiz de SIP şifresiydi. Şimdi bunlara değineceğim. 6 adımda kurulumu tamamladık. Muhtemelen PIN, ilk bize bir PIN soruyor ya. Muhtemelen biz onu belirliyoruz. Yani burada 4 tane 1 girsek de hani şurada PIN sordu ya bize ilk. Muhtemelen biz bunu sıfırdan belirliyoruz. Yani varsayılan pin 4-0 olabilir. Tam emin değilim. Hep biz 4-0'la işlem yaptık. Tekrardan bizden pin istiyor ya şurada. Nerede pin istiyordu? Bakın burada nerede? Tekrardan bizden pin istiyordu ama hani şurada ilk pini telefonun arayüzünden belirliyorduk. Bakın burada pin belirledik ya 4-0. Tekrardan bize pini bakın telefonu ilk açarken soruyor. Muhtemelen burada belirlediğimiz pin atıyorum 1907 de olabilir. 2000 de olabilir. 4 tane 1 de olabilir. Biz 4-0 yaptık. Bu pin'den emin değilim. Varsayılan da 4-0 olabilir ya da siz belirliyor olabilir. İkinci emin olmadığım şey, bundan aslında biraz daha eminim ama şuradaki kullandığımız SIP şifresi. Bu SIP şifresiyle şuradaki şifrenin aynı olması gerekiyor diye biliyorum. Size santralcinin verdiği şifreden farklı bir şifre de deneyip gözlemleyebilirsiniz. Eğer çalışmıyorsa muhtemelen SIP şifresi burada ilk verilen şifre olması gerekiyor ki burada biz farklı şifreler denemiştik, çalışmamıştı. Burada aktif etmek için şu SIP şifresini girmeniz gerekiyor. Telefonlara yüzünden de girdik. Telefonlara yüzünden santralizadan göstermiştik. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Uzun uzun anlattım ama gerçekten güzel bir şekilde size anlattığımı düşünüyorum. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın. Yani bu 15 dakikalık videoyla sizi muhtemelen büyük bir servis ücretinden kurtarmış ya da Türkçe kaynak oluşturup sizi zaman kaybından kurtarmış olduk diye düşünüyorum. Tabi bilgi paylaştıkça şu olur, dua etmeniz yeterli. Başka da hani abone olur, videoyu beğen diye size burada bunları söylemeyeceğim. İsteyen faydalı olduysa zaten beğenip yorum atıyorlar.
Dua edin eğer faydalı olduysa. Bir Allah razı olsun demeniz yeterli. Kendinize bakın, sağlıcakla kalın.